Hepinize selam arkadaşlar. Ben Emre Biçer. Tonguç Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Sıkıcı, sıradan ve bir o kadar da sıcak bir yaz günüyle karşınızdayım. Bu videoda Tonguç Akademi ile birlikte bir öğrencinin yaz günlerindeki günlük rutini nasıl olmalı adında bir konuyu ele aldık. Ve hazır 12 senelik okul macerasını bitirmiş biri olarak sizlere bazı edindiğim deneyimlerimi ve tavsiyelerimi aktaracağım. Hepiniz biliyorsunuz ki yaz tatili içerisindeyiz ve bu yaz tatilimiz farkında olmadan elimizden kayıp gidiyor. Bunu değerlendirmek de bizim elimizde. Hem böyle yaz tatilinde neler yapabiliriz hem de bir öğrenci olarak neler yapmalıyız sizlere vlog şeklinde bu videoda paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz, umarım eğlenirsiniz diyorum. O zaman uzatmadan video başlasın. Şimdi ilk olarak bir öğrenci yaz günlerinde de olsa çok fazla uyumamalı. En erken 9.30 en geç 10 gibi uyanmalı. Çünkü çok fazla uyuduğunuzda o gün tamamen uykuya ayırmış oluyorsunuz ve o gün tamamen verimsiz geçiyor. Ve sizde oluyor mu bilmiyorum ama ben mesela çok fazla uyuduğum zaman sabah kalktığımda çok halsizleşiyorum, hasta gibi hissediyorum, bayağı tembelleşiyorum. Bunun olmasını istemiyorsak erken kalkmalıyız. Hem erken kalktığımızda daha düzenli oluruz. Gün içinde de yaptığımız işlerden daha fazla verim alırız. Zaten amacımız da bu günleri verimli geçirebilmek. Bu yüzden herkesin rahatlıkla kalkabileceği 9.30-10 gibi saatlerde uyanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, bir sonraki aşama mükellefi kahvaltı. Sizlere bu noktada sağlıklı kahvaltı öneriyorum. Zaten biliyorsunuz ki sağlıklı beslenmek hem vücudumuz için yararlıdır hem de bizlere zihin açıklığı sağlar. Böyle hazırlayın kendinize domatesli, biberli, peynirli, zeytinli, işte ballı mükellefi kahvaltı. Güne daha da sağlıklı başlayın. Ben de mesela güzel bir kahvaltı etmeyi çok seviyorum ama asla sağlıklı beslenemiyorum kahvaltıda. Böyle hep zararlı, aşırı yağlı, şekerli şeyler tüketiyorum. Ama siz beni bu konuda örnek almayın. Sadece dediklerimi dikkate alın. Kısacası güne sağlıklı başlayın, gününüz sağlıklı geçsin diyorum. Evet dostlar, ben genelde kendime kahvaltıdan sonra kahve yapıyorum direkt. Çünkü benim nedense afyonum çok hızlı patlamıyor. Kahve de uyanmama, ayılmama yardımcı oluyor. Genelde böyle Türk kahvesi ya da filtre kahve içiyorum. Böyle acı kahveleri daha çok beğeniyorum. Bu sefer de kendi vloglarımdaki yerini bozmamak için bu vlogta yine Türk kahvesi yapacağım. Evet, yani Türk kahvesi konusunda yetenekli olduğumu sizlere söyleyebilirim gerçekten. Şimdi kahvemizi alıyoruz ve dökmeden dedim ve döktüm. Ben geçen sene yazın sınav hazırlandığımdan dolayı buraya genelde böyle kahvemi alıp oturup ders çalışmaya başlardım. Zor zamanlardı, gerçekten zor zamanlardı. Eğer sizin de herhangi bir sınav yılınızsa ya da sınav yılı size yavaş yavaş yaklaşıyorsa yazın ders çalışmanızı, bu boşluğu doğru bir şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum gerçekten. Çünkü bir daha kışın böyle okullar açıldığı zaman hiçbir zaman bu kadar boş olmuyorsunuz. Her şey böyle bir anda sıkışıyor, üstünüze gelmeye başlıyor. Bu yüzden hazır, boşken, müsaitken bir şeylerden başlamak gerekiyor. Ki sınav yılınızsa, seneye YKS ya da LGS'ye girecekseniz bu yazı cidden iyi kullanmanız gerekiyor. Mesela ben geçen sene yazın TYT'den 2 dersi bitirerek okula başlamıştım. Her ne kadar çok fazla çalışmasam da 2 dersi bitirmiş olmam bana çok fazla katkı sağlamıştı. Değil 2 dersi 2 konuyu bitirseniz bile size yine rahatlık sağlayacaktır, buna emin olabilirsiniz. Diyelim ders çalışmak istemiyorsunuz, onun yerine gidin kitap okuyun ya da paragraf testi çözün. Ki biliyorsunuz ki son yıllarda yapılan sınavlar hep böyle paragraf üzerine oluyor. Sadece paragraf çözseniz bile kışın hiç paragrafla uğraşmazsınız ve inanılmaz bir boş vaktiniz olur. Onun yerine gidip farklı derslere yoğunluklayabilirsiniz ve farklı derslerdeki açıklarınızı kapatabilirsiniz. O yüzden sizlere de yavaş yavaş bir şeylerden başlamanızı tavsiye ediyorum. Cheers. Bu arada biliyor musunuz, benim bir kedim var. İsmi Çorap. Kendisi biraz tombik. Ama kilolu değil, pofuduk. Lütfen. Değil mi? Çıksana dışarı. Hayır, vurma. Vurma. Sen uslu, güzel, güzel bir kedisin. Selam söyle herkese. Evet, öpücük attı. Biz de akşamüstü dışarı çıkacağız. Annemle 5 yaşa gideceğiz. Uzun zamandır annemle dışarı çıkmamıştım. Genelde böyle arkadaşlarımla hafta sonlarını geçirmeye çalışıyorum. Böyle annemle de vakit geçirmiş olurum. Biraz güzel olur. Ama o zamana kadar biraz dizi izleyeyim diyorum. Daha var gitmemize. Friends izleyeceğim. Ben bu aralar Friends'e taktım. Bayağı eğleniyorum, bayağı seviyorum. 10 sezonluk bir dizi. Ben şu an 8. sezondayım. Yani bitmek de üzere. Bu yüzden üzülüyorum da.
Eğer sitcom tarzındaki böyle eğlenceli dizileri seviyorsanız tavsiye ederim. Ama eğer 16 yaşından küçükseniz izlemeniz biraz uygun olmaz. Ama yine de güzel dizi. O zaman hadi izleyelim. Kaçıncı bölümde kaldık? 14. bölümde kaldık. Evet, başlasın bakalım. Evet dostlar, biz çıkıyoruz. Saatte 3.30 suları. Hem hazır böyle güneş tam tepede de değil, tam böyle gezilecek gibi. Önlemlerimizi aldık. Dışarı çıkabiliriz, gezmeye gidebiliriz. Değil mi anne? Evet. Zaten yaz tatili denince akla gelen en önemli şeylerden bir tanesi de gezmektir. Koronavirüs yüzünden dolayı pek fazla gezemesek de, istediğimiz zaman dışarı çıkamasak da bugün böyle bir kendimize izin vermek istedik, kaçamak yapmak istedik. Masken? Taktım ya. Galiba çorap bunalımda ya da sevgilisinden ayrılmış. Bu ne ya, bu ne? Kafaya bakın, burada kafası var. Evet. O zaman çorap da yatıyor. Hadi çıkalım. Bye bye. Evet, her şeyimizi aldık, anahtarımızı aldık, telefonumuzu aldık, paramızı aldık, cüzdanımızı aldık. O zaman hadi gidebiliriz. Hava sıcak, bayağı sıcak. Rüzgar da var. Hayır be ya, hiç. Rüzgar falan yok, bayağı sıcak. Ama sahil belki esebilir. Kesin. Yani daha güzel olur büyük ihtimalle. Evet, bindik gidiyoruz. Hı? Bindik gidiyoruz. Evet, aynen. Hadi müzik başlasın. Gençler, biz Beşiktaş'a geldik. Beşiktaş çok kalabalık ve çok sıcak. Bu taraf meydan. Yine Emre ile diğer İstanbul. Ben kendi vloglarımda hep böyle şey yapıyorum. İstanbul'u gezdiriyorum. Burada da gezdireyim dedim. Evet, Beşiktaş Çarşı. Annem etrafı kesiyor. Evet, dışarısı kaos gerçekten. He. Her yer kalabalık, her yerde koronavirüs dans ediyor. Bu yüzden tedirgin olduk biraz. Hamburgerci oturduk. Burası çok sakin. Burası sakin ve böyle ağaç manzaramız var. Koskoca Beşiktaş diyecek başka bir şey bulamadık gerçekten. Olsun. Annen her şeyi yemiyor. Evet, annem benim biraz yemek konusunda bana benzemiş. Her şeyi yemiyor da. Ben ona benzemişim daha doğrusu, değil mi? Biz o zaman izninizle yemeğimizi yiyelim. Hemen geliyorum. Videonun başında sağlıklı beslenin demiştim ama sonuç hamburger yedi. Bana bazı konularda pek güvenmemek gerekiyor. Özellikle yemek konularında. Dostlar, ben eve geldim. Her ne kadar fazla bir şey yapmamış olsak da yine yoruldum bayağı. Ama bende şey oluyor mesela, yorulduğumda eve geldiğimde böyle daha mutlu hissediyorum. Böyle bir işim varsa özellikle daha böyle verimli yapabiliyorum o işi. Sizde öyle oluyor mu bilmiyorum ama bende oluyor. Güzel bir gündü. Yemek yedik. Annemle böyle baş başa vakit geçirdik. Ondan sonra kafeye oturduk falan. Öyle kafamızı dinledik birazcık. Hem de benim için de iyi oldu. Bu korona olaylarından dolayı çok fazla dışarı çıkamıyorum. Çok fazla arkadaşımla buluşamıyorum. O yüzden de böyle arada aileyle kaçamak yapmak güzel olabiliyor. Ve dediğim gibi gezdikten sonra yapacağım işe daha iyi odaklanabiliyorum. Eğer sizde de böyleyse öncelikle kendinizi mutlu edin. Ondan sonra yapacağınız işi yavaş yavaş yapmaya başlayabilirsiniz. Ben sınava hazırlanırken ders çalışmadan önce böyle gezip tozuyordum. Ondan sonra eve geldiğimde daha verimli ders çalışıyordum. Yani biraz saçma gelebilir ama ben de öyle oluyordu. Böyle gezince daha mutlu oluyordum. Mutlu olunca da ders çalışma isteği geliyordu. Böyle ikisi doğru orantılı bir şekilde ilerliyordu. Yani böyle tuhaf bir insanım galiba. Evet, çorabı bugün evin içinde bulmak gerçekten imkansız. Hep nedense böyle koltukların arkasında, yatakların altında falan o şekilde takılıyor, yatıyor. Biraz bunalımda galiba ama bugün çok uysal. Keşke hep böyle olsa falan. Size mezuniyet fotoğrafımı göstereyim. Çok saçma bir fotoğraf gerçekten. Hani mezuniyetsiz mezun oldum. Hala buna şaşırıyorum. Böyle lisenin başından beri hep hayalimdi. Mezun olmak, kep atmak, işte mezuniyet törenleri, mezuniyet baloları vesaire. Ama maalesef ki korona olaylarından dolayı
hiçbirini yaşayamadım ve içimde böyle gerçekten ukde kaldı. Bazen böyle istiyorum, tekrar keşke yapabilsek vesaire, ama galiba imkansız gibi duruyor. Bu da öyle acının tatlı tebessümü. Fotoğraf albümlerine yeni bir fotoğraf katıldı. Evet, şimdi saat 00:49, yani saat 1'e geliyor. Şimdi benim de bilgisayarda işim var, ondan sonra yatmayı planlıyorum. Çünkü çok geç saatler oturmayı sevmiyorum. Erken kalkmayı seviyorum, çok fazla uyumayı sevmiyorum. Bu yüzden de böyle kendi düzenimi oluşturdum diyeyim. Zaten bu vlogta da sizlere kendi düzenimi anlattım. Kendi düzenim üzerinden tavsiyeler verdim. Umarım güzel olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Aslında kafamdakinden çok daha farklı oldu bu. Hani daha farklı bir şey planlamıştım ama onu uygulayamadım. Olsun. Umarım bu da güzel olmuştur. Bu arada LGS açıklandı. Bunu biliyorum. LGS için de kapatmadan ufak bir şeyler söyleyeceğim. Öncelikle umarım çalışmanızın karşılığını alabilmişsinizdir. İstediğiniz puanı elde etmişsinizdir. Ya da ne bileyim o hayalinizdeki okula inşallah gidebiliyorsunuzdur. Ama eğer gidemiyorsanız da üzülmeyin. Ya da ne bileyim istediğiniz puanı alamadıysanız da üzülmeyin. Bu dünyanın sonu değil. Sınavlar cidden bu hayatta kafaya takılacak en küçük şeyler. Ben de zamanında liseye geçerken istediğim puanı alamadığım için çok fazla üzülmüştüm. Ama şu an geriye baktığımda üzüldüğüm şeyin ne kadar komik olduğunu görüyorum ve kendime gülüyorum biraz. İstediğiniz puanı tutturamamış olmanız tamamen sizin suçunuz da değil. Sınav stresi bambaşka oluyor. Normalde belki yapmayacağınız puanlar, netler sınav esnasında daha kötü hale gelebiliyor. Ama olsun, siz elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Gerisi sizin için en hayırlı olanıdır. Ben belki farklı bir okula gitseydim bugün burada olmazdım. Bu şekilde düşünmezdim. Şu anki sahip olduğum arkadaşlara sahip olmazdım. Bu yüzden de her ne kadar başta alışma konusunda, işte o puanımın düşüklüğü konusunda üzülsem de şu an iyi ki o okula gitmişim, iyi ki o puanı almışım diyorum. Nerede olursanız olur, siz kendinize güvenin, çalışkan olun. Gerisi zaten güzel olacaktır. Bir konumun, yerin, puanın gerçekten hiç önemi yok. Hayallerinize önem verin, kendinize önem verin. Yapmak istediklerinizi belirleyin. Gerisi gelecektir eminim ki. Evet, o zaman videoyu kapatabiliriz. Umarım güzel olmuştur video. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Buradan Tonguç Akademi'ye de beni davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Diğer Tonguç Akademi'nin videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.